Ergün Diler, Masa. Kim duydu, bilen var mı? Hiçbir sızıntı oldu mu? Kestiremiyorum. Ancak konuya doğrudan girelim. Bazı mahfillerdeki derin sohbetlerde konu Erdoğan. Daha açık yazayım. Bazı odaklar Erdoğan'ın son 10 ayı 2023'ü göremeyecek, hazırlıklarınızı buna göre yapın diye konuşmakta. Belki de ilgili yerlere bu doğrultuda mesaj yollamakta. Talimatta denilebilir belki. 17-25 Aralık gibi önemli kırılma diyebileceğimiz operasyonlardan önce de buna benzer şeyleri aynı adreslerden duyuyordum. Son dönemde fısıltıların bana kadar gelmesi ilginç. Zaten CHP içindeki dalgalanmaya da, ittifakın Erdoğan'a karşı aday çıkarmada yaşadığı zorluklara da bu pencereden bakıyorum. İsim vermek doğru olmaz ancak önemli büyükelçilerde Erdoğan'ın son yılı önermesini satın almış durumdalar. Fısıltı kulaktan kulağa gidiyor. Olan biteni anlamak için en doğru adres yine CHP olacak. Kemal Bey dün bir TV kanalındaydı. Çok önemli vurgular yaptı. Bunlardan en önemlisi bence belediye başkanlarıyla ilgili olanıydı. Bence büyük laf etti. Umarım pişman olmaz. Kemal Bey Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini hissettirdiği konuşmasının bir yerinde, başkanlarımız halka hizmet edecekler, ikinci dönemde de halktan aldıkları yetkileri kullanacaklar, halktan takdirnamelerini alacaklar, görevlerine belediye başkanı olarak devam edecekler. Aydan bile baksanız bu Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın önünü kesti diye yorumlanır. Bir sonraki cümlede ise inandırıcılıktan uzak bir destek geliyordu. İstanbul'un kara teslim olduğu gün İngiltere Büyükelçisi'yle bir lokantada balık yiyen İmamoğlu'na gecikmeli omuz veren Kemal Bey, elbette haberim vardı. Ekrem Bey önemli karar verirken genel başkana bilgi verir ifadesini kullandı. Oysa Kemal Bey'in kurmaylarının açıklamalarından biliyoruz ki yemekten haberi yoktu. Daha da ötesi İmamoğlu, genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin sözleriyle tek başına hareket ettiğini göstermişti. Başkan Erdoğan'a karşı oluşturulan 6 parti hala oturma durumunda anlaşabilmiş değil. Son olarak yuvarlak masa dediler. Muhalefet liderlerinin kitleleri peşinden sürükleyemediği ortada. Çıplak gözle görülebilen bu durum, büyükelçilerin de dikkatinden kaçmıyor olacak ki hepsi soluğu İmamoğlu'nun yanında alıyor. İmamoğlu'na gösterilen ilginin binde biri bile Kemal Bey'den esirgeniyor. Almanya'nın eski cumhurbaşkanından İngiliz, Amerika, Çin büyükelçilerine kadar herkes İmamoğlu'nun etrafında. Kemal Bey bunu görmüyor olamaz. Mansur Yavaş'a kimse gitmezken İstanbul'a akın akın gelinmesi ilginç değil mi? Zaten sosyal medya bağlantısı kurarken Hilton'daki 100 bin liralık odadan sızıntı olması da kontrolün kendisinde olmadığını göstermekte. Kemal Bey ısrarla 6 parti liderinin parlamenter sisteme dönmek için ortak metne imza atacağını söylüyor. Bunu Cumhurbaşkanı adayından da bekliyorlar. Doğal. Ancak ya aday yuvarlak masa etrafında toplanacak olan 6 liderden biri değilse, ya yuvarlak masayı çok ciddiye almayan bir yapı devreye girecekse, fısıltılara göre de aday o masada değil. Sık sık yazdım, hatırlayanlar olacaktır. Der Spiegel'in kapağı vardı. Trump, Erdoğan, Putin, Jinping. Bu ittifaka meydan okuyan bir yayındı o. O kapaktaki en güçlü figür gibi duran Trump gidiyordu. Trump'ı götüren ekol, yani Almanya'dan Amerika'ya uzanan hat, şimdi sıraya Erdoğan'ı koyuyordu. Derinlerdeki gizli manşet buydu. Bence Michael Flynn'ın Trump'ı Arabella götürdü iddiası Avrupa üzerinden buraya uzanacak gibiydi. Daha önce uzanmadı mı? Daha önce denemediler mi? Elbette denediler. Her defasında kazanan Erdoğan oldu. Ben yine sonucun değişmeyeceğini düşünüyorum. Ancak karşıdaki hazırlıkların da bilinmesinde fayda var. Erdoğan'a karşı oluşturulan ittifakın içindeki partilerde bazı önemli isimler var. Büyük ağın içinde büyük mesaj taşıyorlar. Bunlara dikkat kesilince de yuvarlak masadan aday çıkmayacağını görüyorum. Bence gelişmeler Kemal Bey'i parti içinde sıkıntıya düşürecek cinsten. Ya altılı ittifaka rağmen biri çıkar adayım derse
Ne yapacaklar? Hazırlıkları var mı? Nasıl durdururlar? Durdurabilirler mi? Nisan'daki Macaristan seçimleri istedikleri gibi olursa büyük moralle geleceklerdir. İmamoğlu olur mu bilemem, ancak masadan biri olmayacak. Böyle durumda Kemal Bey ve CHP ne yapacak? Bu yakan topu nasıl uzaklaştıracak? Rusya, Russia Today'in Almanca yayınlarının yasaklanmasına misilleme olarak Deutsche Welle'nin Moskova'daki operasyonlarını kapatacağını ve çalışanlarına verilen izinlerin iptal edileceğini açıkladı. Ukrayna savaşı zaten çoktan başladı. Birileri silah sesi duymadan buna inanmak istemese de durum bu. Küresel bakış açısına sahip güç, Macaristan'da Orban'ı bitirip Avrupa'yı ayakta tutma, Rusya'yı dışarı itme, Erdoğan'ı da tasfiye ederek Kremlin'i bölgeden atmanın hesabını yapıyor. Aynı güç, İngiltere'nin dikkatini dağıtmak için de Boris Johnson'ı görevden almanın peşinde. Erdoğan bu operasyonları her defasında bertaraf eden bir liderdi. Yine yapacaktır. Ancak Erdoğan'a karşı oluşan cephe karışacaktır. Ayar verilecek ilk adres orası gibi durmakta. AK Parti'deki en büyük handikapsa nasıl olsa reis işi bitirir rehaveti. Belki bu yazıyı Nisan'da yazmak gerekirdi. Ancak öne aldım. Ergün Diler, Takvim. Burhanettin Duran, Erdoğan ve Putin'in ziyaretleri bir dönüm noktası olabilir mi? Ukrayna krizinde savaş ne zaman çıkacak tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kiev'deydi. Ziyaretin gündemi diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünde gerçekleştirilen yüksek düzeyli stratejik konseyin 10. toplantısıydı. Bu çerçevede iki ülke arasında ticareti 10 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen serbest ticaret anlaşması ve savunma sanayi işbirlikleri dahil 8 anlaşma imzalandı. Türkiye zor zamanda Ukrayna ile ticaretten savunma sanayine kadar birçok alanda işbirliğini derinleştirmeyi Rusya ile ilişkilerini bozmak olarak görmüyor. Aksine Ukrayna krizinin Avrupa ölçekli bir savaşa dönme riskinin konuşulduğu bir dönemde muhtemel bir savaşı engellemek için diplomasiye vurgu yapıyor. Hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın ilişkilerini çözüm için seferber etme çabasında. Son günlerde Ankara, krizin Karadeniz'e getirebileceği istikrarsızlığa daha fazla dikkat çekiyor. Erdoğan, dünkü ziyaretiyle daha önceki günlerde Kiev'e gelen batılı devlet adamlarından farklı bir misyon üstlendi. Türkiye, dost ve stratejik ortak olarak gördüğü Ukrayna'nın Batı ve Rusya arasındaki çekişmenin kurbanı olmaması için gayret gösteriyor. Bunun için de arabuluculuk, kolaylaştırıcılık veya görüşmelere ev sahipliği yapma gibi roller üstlenme arzusunu gizlemiyor. Malum Rus lider Putin de yakında yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısı için Türkiye'ye gelecek. Bu lider diplomasisi trafiğinin Ukrayna krizinin savaşa dönmesini engellemede ciddi katkısı olabileceği görüşündeyim. Zira Amerika ve İngiltere ile Rusya arasındaki Ukrayna gerilimi farklı bir yere doğru gidiyor. Ukrayna krizinde yeni aşamaya doğru. Ukrayna krizinde gerilimi yükselten sınıra 100 bini aşkın askerini yağan Putin oldu. Amerika ve NATO'ya ilettiği maksimalist taleplerle de elini yüksekte tuttu. Bir büyük pazarlık arayışında olduğu söylendi. Krizin ilk aşamasında Putin'in Biden yönetimini ve NATO'yu sıkıştırdığı tespitleri öne çıktı. Ancak giderek Putin'in aslında Amerika'nın oyununa geldiğini söyleyen analizler de yayımlanıyor. Washington'ın Şubat'ta savaş geliyor söylemini Kiev ve Batı başkentleri paylaşmıyor. Putin'in Amerika ile büyük pazarlık arayışı da gerçekleşecek gibi görünmüyor. El País gazetesinde çıkan habere göre Washington, Moskova'ya AGİT, NATO-Rusya konseyi gibi platformlarda karşılıklı silahsızlanmayı müzakere edilebileceğini ancak NATO'nun açık kapı politikasını desteklemeye devam edeceğini iletti. Yani NATO kapıları Ukrayna'ya kapatılmıyor. Rusya'nın güvenlik kaygıları da cevaplandırılmıyor. Biden yönetiminin tuzağa çekmek olarak nitelenen bu yaklaşımı Putin'in gözünden kaçmıyor. Putin, Amerika'nın Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgilenmediğini, Rusya'yı savaşın içine çekmeye çalıştığını söylüyor. Biden yönetiminin aslında Putin'in Ukrayna'da bataklığa saplanmasına yönelik politika izlediği fikri öne çıkıyor. Benzer hesabın Obama yönetiminde Suriye için yapıldığını ve beklenenin aksine Putin'in Orta Doğu'da güçlendiğini hatırlayalım.
Ancak yine de Putin'in ağır batı yaptırımlarıyla kendisini sıkıştırmaya ihtiyacı yok. Donbas'taki cumhuriyetleri tanıyarak ilhak etmek, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili hesaplarını karşılamaz. Bazı Avrupa ülkeleri veya Türkiye üzerinden Ukrayna ile masaya oturarak savaşı önleyebilir ve süreci lehine çevirebilir. Bunun için Putin'in Amerika'nın Ukrayna politikasının Rusya'yı nereye sürükleyebileceği hususunda netleşmesi yeterli. Eğer Ukrayna krizinin yeni aşamasına geçiyorsak, Erdoğan'ın Ukrayna ve Putin'in Türkiye ziyaretleri gerilimi düşüren bir süreci başlatabilir. NATO üyesi Türkiye'nin arabuluculuğunu kabul ederek Putin, Batı İttifakı'na yeni mesajlar verebilir. Burhanettin Duran, Sabah.